Bilhamdülillah, vassallatu vassalamu aleyh Rasulillah. Bir araba düşünün, insanların kolaylığı için üretilen aletlerden bir tanesi. Bu aracın araç olması için, araba olması için bir değil, on değil, yüz değil, belki bin veya daha fazla neye ihtiyacı var parçaya. Bu parçaların tümü olduğu zaman biz ona araba diyoruz. Bu parçalardan bazıları olmasa da araba hareket eder, işinizi görür. Ama bazı parçalar vardır ki arabayı hareket ettiremezsiniz. Motoru olmayan veya akaryakıtı olmayan veya direksiyonu olmayan ya da vitesi olmayan ya da freni tutmayan araba gibi. Demek ki arabanın bana faydalı olması için neden müteşekkilse olmazsa olmazları neyse Öyle. O durumda olması ve bana gelmesi gerekiyor. Dinimizde böyle değerli kardeşlerim. Bazı şeyler bana uyuyor. Bazıları yok. Bana göre değil diyeceğimiz mevzular değildir. İşte bugün onlardan bir tanesini sizlerle paylaşacağız. Allahu Teala'ya ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e savaş açmak Allah Allah. Bu nasıl bir mevzu? Kim alemlerin yaratıcısı, eşi ve benzeri olmayan Allahu Teala'ya ve kendisinin en sevdiği kulu ve resulüne Aleyhissalatu vesselam nasıl savaş açabilir? İşte bunun izini sürmeye çalışacağız. Kardeşlerim, Allah neyi bize nasıl emrettiyse ya da bir şeyi nasıl yasakladıysa onu olduğu gibi kabul ettiğimiz zaman biz dindar bir kul oluruz. Buraları bana göre değil veya şöyle olsa daha iyi olurdu türünden cümleler Müslümana yakışmaz. Ben yüzde yetmiş oranında Müslümanım, yüzde otuz belli değil denmez.'' Biri sorduğu zaman "Müslüman mısın?" galiba zannederim. Zaman zaman diyemeyeceğimiz gibi. Ya Müslümanızdır ya da değil. O araba örneğini lütfen unutmayınız e mi. Olmazsa olmazlar bizim için farzlardır. Yine olmazsa olmazlar uzak durmamız gereken haramlardır. Biz Allahu Teala'nın dini olan bu İslamiyeti bize 14 asır evvelden bugüne getirmişler, emanet edilmiş, emanet aldığımız gibi yaşarsak İslamiyettir. Evet, ben her şeye inanıyorum, ama şunu yapamıyorum demekte de mesele yok. Kendini geliştirirsin, dua edersin ayrı ama evet bu Allah'ın farzıdır, yapmam gerekiyor demen güzel bir başlangıçtır. Yani şöyle anlaşılmasın, ben Allah'ın bütün emirlerine riayet edemiyorum, hatasız değilim, o zaman hiçbirini yapmayayım mı? Hayır, bu şeytanın istediğidir. Elbette hepimiz hatalıyız, hepimizin günahları var ve kusursuz hiç kimse değil sen de bende yapmam gereken Allah'ın emirlerinin bazıları şusu busu değil hepsinin geçerli olduğu ve Allah'ın bana farz kıldığı her şeyin farz olduğuna inanmaktır birinci adım bugün biliyorsunuz ki Müslüman tabirini her insan bir taraflardan çekiştirip başka yerlere bağlamaya çalışıyor. Aslında mümin demek teslim olmuş insandır. Kadın da erkekte. Ama eğer biz tam olarak teslim olamazsak, tam anlamıyla iman etmiş olamayacağız. Yüzde yetmiş teslim olduk ama yüzde otuz katılmıyorum diyenlerden olacağız. Tekrar ediyorum, her şeyi yüzde yüz yapabilmek değildir iman etmek. Ama baştan kabul etmektir. Ya Rabbi ben bunları yapmadım, yapamadım demek var. Bir de zaten ben bunların hiçbirine inanmamıştım ki demek var. Yani bir taraftan iyi niyet var arkadaşlar. Yüzde yüz teslim olan tamam ya Rabbi senin haramın haramdır helalin helaldir, emirlerin elbette başımın üstündedir demek, önde başlamaktır bu yarışa. Allah Celle Celaluhu bizden bunu istiyor. Ben yüzde doksan yapıyorum, ya Rabbi yüzde onunu yapamıyorum demek vardır, baştan ben bunlara zaten inanmıyorum demek başkadır. Kardeşlerim, bunun içinden bir şeyleri kırparak beğenmediklerinizi ya da yapmak istemediklerinizi bırakamazsınız İslam'da. Siz dini almış olmuyorsunuz o zaman. Siz dinden aldınız, dinden beğendiklerinizi ya da size zararı dokunmayanları aldınız. Kur'an-ı Kerim'de inandıklarım bunlar ama bunlar benim mantığıma, aklıma iyi gelmiyor, reddediyorum demiş oluyorsunuz maazallah. Kardeşlerim, size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yurduğu çok önemli, veciz bir hikaye var. Bir adam başına gelen bir olay evladı ile ilgili. Onu anlatayım. Ardından Allah'a celle celaluhu savaş açmak ne demek bu tabiri Rabbimiz celle celaluhu kullanıyor. Kendisine zatına savaş açanları nasıl değerlendiriyor ona geçeceğiz. Ama daha önce buyurun 14 asır evvel Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek dilinden neler aktardığına bakalım. Çok günahlar işlemiş, durumu çok kötü olan bir adam artık ne hata yaptıysa o anlatılmamış, evladını toplamış etrafına, evlatlarını. Demiş ki çocuklar ben ölüyorum, ölünce size vasiyetim olsun buyur demiş evlatları. Beni demiş çok iyi dinleyin, ben öldükten sonra ne olur cesedimi yakın. Evlatları baba sen ne diyorsun ya falan derken sözümü kesmeyin demiş. Benim cesedimi yakın, sonra külümün bir kısmını denize atın, bir kısmını toprağa gömün. Bir kısmını demiş havaya savurun. Külüm bile dağılsın. Allah Allah. Rabbim beni buna rağmen huzuruna toplarsa, külden de beni bir daha toplarsa, ben ne diyeceğimi bilirim demiş. Bunu kim anlatıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, buna rağmen evlatları bu vasiyete binaen külünü dağıtmışlar, adamı yakmışlar, işte istediğini yerine getirmişler. Sonra da Allah Celle Celaluhu bu adamı huzuruna toplamış ruh haliminde. Kulum benden kaçabileceğini mi zannettin sen? Yandın bak gene topladım seni. Niye böyle yaptın sen? Senin neydi derdin buyurmuş. Adam demiş ki Rabbim ben zaten biliyordum yine beni toplayacağını. Ama utandım senin önüne gelmeye. O kadar kabahatler işledim, Böyle belki bir çare olur düşündüm. Derdim benim utanmaktır Rabbim. Senin önüne gelmeye uygun bulmadım kendimi. Yani adam günahları, hataları, eksikleri var. Kim bilir hangi hatayı işlemiş ama içinde külünü bile fırlatıp atacak kadar heyecanlı bir utanma var Allahu Teala'ya karşı. Pişman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Allah Celle Celaluhu ona buyurdu ki, Kulum, madem ki sen benden utandığın için böyle yaptın, ben benden bu kadar utanana azap etmem, seni affettim. Değerli dinleyenlerim, mesele haram işlemek meselesi değil, mesele bir vakit sabah namazı kaçırma meselesi değil, başka meseleler var. Kimin kulu olduğunu, kimin seni var ettiğini, kimin her anını, her saniyeni izlediğini, aklından geçeni, birazdan söyleyeceğin şeyi henüz söyleyemediğini bilen Rabbinin olduğunu bilmek veya bundan nasibi olmamak meselesidir. Namazlarda kusursuz olmak, oruçlarda kusursuz olmak, günde bilmem ne kadar zikri kusursuz bir şekilde yapmak tan öte itikadın sağlam olmasıdır. İşte bugün sizlerle paylaşacağımız birazdan mevzu da budur. İtikadın en önemlisi Allahu Teala'nın celle celaluhu kanunlarına muhalefet etmeden inanmak, kalben diliyle de bunu itiraf etmek, aynı zamanda ibadetlerde, taatte eline gelen her fırsatı değerlendirmek, lakin yapamadıklarına tevbe etmek, kulluk budur. Yoksa bugün namazında eksiği olmayanlar, şu kadar şu kadar fazla fazla ibadet edenler dahi eğer Kur'an'ın kul eli değmiş yani mahluk tarafından yazıldığını iddia ederlerse veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ben inanmıyorum son peygamber olduğuna deyip de namaz kılıyorlarsa bu imanın bir faydasının olmadığı gibi bugünden bahsediyoruz bu en önemli mevzulardan bir tanesidir. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayalım. Bugün neme lazımcılık var. İşimize gelen yerlerde o kadar önemsiyoruz Allah'ın kanunlarını, şeriatını, işimize gelmeyen yerlerde fetva almak için birilerinin kapısını tıklatıyoruz, veya Google arama motorlarına giriyoruz. Şöyle tam keyfime göre, tam dişime göre bu konuda bir fetva var mı diye. Bu fetvayı kim veriyor? Neye güvenerek veriyor? Acaba dini bilgilerle irtibatı nasıl ona bakmadan olsun? Onun da hocalığı var deyip de keyif almaya çalışıyoruz. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi tane büyük günahı anlatıyor, buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Onlardan mesela birincisinde Allah'a şirk koşmak günahından bahsediyor. Yani haşa sümme haşa Allahu Teala'nın ortağı olduğu ile alakalı. İkincisinde sihir yapmak. Üçüncüsünde haksız yere bir insanı öldürmek. Dördüncüsünde işte bugünkü konumuz faiz mevzusu var. Bitirelim. Beşincisi neydi? Bir yetimin malına el koymaktı. Altıncısı bir cihat ilan edildi. Vatanını müdafaa edeceksin. Cepheyi bırakıyorsun, kaçıyorsun. Ve yedincisi bu hadisi şerifte geçen namuslu, iffetli bir kadıncağıza sen fuhuş yapıyorsun demek veya onun adını çıkarmaktır. İşte bakın dikkat buyurduysanız yedi büyük günah sayılıyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz tarafından. İçinde neler var? Adam öldürmekte var, şirk koşmakta var, büyü yapmak var, yetim malına el koymak var, sihir yapmak var, faiz de var. İffetli kadına fuhuş yaptığı iftirasında bulunmak da var. Şimdi faiz, faiz, faiz. Faizle bugünkü konumuzun ne alakası var diyebilirsiniz. Allah'a Celle Celaluhu savaş açmakla faizin ne anlamı var? Şimdi ona geçelim. Peki, bugün size sorsaydım yayından önce, lütfen Allah'a savaş açanlar kimlerdir deseydim ne cevap verebilirdiniz? Firavunlu mu örnek gösterirdiniz? Putlara tapanları mı örnek gösterirdiniz? müşriklerimi. O zaman şu ayeti hep beraber dinleyelim. Bakalım Rabbimize karşı Celle Celaluhu savaşa çanlar kim öğrenelim. Bakara Suresi 278 ve 279. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler. Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın eğer gerçekten müminlerseniz, eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Sadakallahülazim. Nasıl ama, Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Faiz yiyen kişiler hakkında böyle bir şiddetli uyarı yapıldığını biliyor muydunuz Kur'an-ı Kerim'de? Hiçbir yerden duydunuz mu? Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir konuda ifade babında alimlerimiz diyor ki böyle bir ifade bulamıyoruz. Bu denli kendisine ve en sevdiği kulu ve resulüne sallallahu aleyhi ve sellem savaşa davet edildiği, kendisiyle savaşa girildiğini ifade ettiği başka bir ayetin olmadığını söylüyorlar. Faiz işte bu kadar tehlikeli ve faiz yiyen kişiler de tıpkı Firavun gibi, tıpkı kim gibi Ebu Leheb gibi Allah ve Resulüne karşı zamanında savaşan kişiler olarak biliniyor. Kardeşlerim, bugün öyle Müslümanlar haline geldik ki dini bayramlarda Müslümanlara şimdi reklamlarda görüyoruz, müjde olarak bayram kredisi sunuluyor Müslüman insanlara. Bu nasıl bir müjdedir? Bu ne demektir? Bu aslında şunu demek değil midir? Misal olarak Domuz eti haram. Biri gelse bize dese ki: "Ey Müslümanlar, domuz eti normalde kilogramı 50 lira. Ama Müslümanlara 10 liraya düşürdük." Ya bana ne kardeşim ben zaten domuz eti yemiyorum haram. Aynen buna benzemiyor mu? Sen bir Müslümana artık sana müjde, yüzde bilmem kaç faizle sana hoş geldin diyorum reklamını yayınlamak aynı şey değil midir? Peki bugün ev alma bahanesiyle, araba alma bahanesiyle, daha geniş bir arsa elime geçti bahanesiyle, değişik bahanelerle, bilerek ve isteyerek, katılımı şunu bunu hiç düşünmeden direkt bankadan para alan kardeşlerim. Sonra neyi diyoruz? Neden Allah Müslümanlara yardım etmiyor? Neden bereketim olmuyor? Neden ben evimde rahat edemiyorum? Neden evimde bir huzursuzluk var? Neden ben hep hastalıklarla boğuşuyorum? Veya neden bunca bela benim üzerime geliyor? Veya ülkemizin veya dünyadaki bunca virüs, şu bu. Allah söyler misiniz Celle Celaluhu kendisine ve resulüne savaş açanlara yardım mı edecek? Bakara suresinin 278. ayetiydi. Tekrar edelim mi o zaman? Ali İmran suresinin 130. ayetiyle beraber ne buyruldu? Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın eğer gerçekten müminlerseniz. Ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ayetlerde bunca insanı titreten şöyle sakin sakin düşündüğümüz zaman mesela yemek yiyeceğiz birazdan o yemeğimizi bile boğazımıza dizecek derecede bizi tedirgin edecek olan bu mevzu bu kadar açık Allahu Teala'nın bunca uyarısı var. Peki faiz neden bu kadar bir Müslümanın gündeminde rahat bir şekilde yer alabiliyor? Neden hava gibi su gibi artık değerlendiriliyor? Neden acaba bankaların önünden geçerken sıradan bir şeymiş gibi görüyoruz? Reklamları dinlerken veya izlerken Allah'ın haram saydığı ve günahlar arasında diğerleri bakımından bunca tehdidin bu lisanla yapılmadığı bir faiz günahı ile alakalı neden bu kadar hafife alıyoruz? Adem aleyhisselamı hatırlayın. Adem aleyhisselam cennetteydi. Bol bol oradaki nimetleri yemesi emredildi. Lakin bir ağaç gösterildi. O ağaca yaklaşmamaları emredilmişti. Sonra iblis geldi İblis o ağacı güzel gösterdi değil mi? Ve sonra neler başına geldi? Aynen bugün şeytanın Adem babamızdan, Havva annemizden getirdiği aynı. Hiç değişiklik yok. Kendilerine yok olmayacak bir saltanatı vaat etti. Ebedi hayatı vaat etti. Bugün de aynı şeyler bizim için. Neden faize giriyoruz? çocuğumuzu tedavi ettirmek için genelde alınmıyor faiz. Bankalardan gelecek olanlar. Veya para yatırılacağı zaman kira ile uğraşmama ne lüzum var. Tamam faiz maiz diyorlar ama e bugünün gerçeği böyle deyip de daha rahat bir hayat. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir hayat sunmaya çalışılıyor. Aynısını bugün bize uyguluyor şeytan. Nasıl ki Adem Aleyhisselam'ı kandırdı. Bugün de bizi benzer yollarla kandırmaya devam ediyor. Hafif bir hataymış gibi, küçük bir hataymış gibi görüyoruz. Halbuki zinayı haram eden, adam öldürmeyi haram eden, yetim hakkının yenmemesini emreden Allah Celle Celaluhu faizi de haram etmiştir. Ben zina etmiyorum. Zina edenleri de kınıyorum. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim diyen bir insan hırsızlık yapmadım diyen bir insan, Allah korusun estağfurullah, neuzübillah diyen bir insan içki konusunda üstüme iyilik sağlık ama bir bakıyorsunuz diğer taraftan faize bu kadar büyük tepkiler vermiyor. Ah bu şeytan. Şeytanın ebedi yaşam ve zenginlik, rahatlık vaadine inanan Adem aleyhisselam ölümsüz değildi. Yasak ağaçtan yediğinde yine ölümsüz olmadı. Cennet gibi olan yurttan çıkartıldı ve sahip olduklarını da kaybetti. Bugün şeytan bizde nasıl oynuyor? Her mahallede faizle dönen, Allah'ın haram saydığı bir sistemle dönen her tarafta müesseseler açılsın. Küçücük bir bakkaldan marketten bile faizle alışveriş yapılsın. Eşyalar faizle alınsın. Bunu uygulamaya çalışıyor. Peki bugün bankaları mecburen ne yapıyoruz? Kullanmıyor muyuz? Bunda sıkıntı yok zaten hocalarımız diyor ki bir ev alacaksın veya eşya alacaksın. Bankaya şu kadar para yatırman lazım diyor. Onu gidip yatırıyorsun veya cep telefonundan. Buna ne deniyor zaten? Zaruret deniyor, zaruret. Yani keyfi olarak değil, zorunlu olarak. Ama elini kolunu sallar gibi sanki bakkala girer gibi, manava girer gibi bankaya girme alışkanlığımız artık attı. Biz ne diyoruz aynı zamanda Ya Rabbi, bütün şeytanların nefsimden gelen o kötü hislerin şerrinden sana sığınıyorum diyoruz. E Allah'ın haram saydığı şeylerden bir tanesini yaparken de ne diyoruz? Hem besmele çekip de affedersin, içki içmeye benzemiyor mu bu? kendi ellerimizle kendi kuyumuzu kazmıyor muyuz? Adem aleyhisselamı tekrar hatırlayalım. Affedilmelerine rağmen işledikleri günah sebebiyle ne oldu? Sahip olduğu konumunu kaybettiler. Demek ki bugün şu denilebilir, işlediğimiz her günah, küçük gördüğümüz her haram hayatımızda bir sıkıntıyı bize getirecek. Peki Şeytan nasıl bu kadar kandırıyor? Fakirlik de korkutuyor. Bize cimriliği telkin ediyor. Kötülük işlemeyi emrediyor. Allahu Teala'yı unutturuyor. Ümitsizliğe bizi sevk ediyor. Rızkın Allah'tan geldiğini unutturduğu için de bu sefer para için, konum için, mevki için hırs veriyor bize. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor: Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kim Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur diye devam ediyor. Yani şeytanın etkilediği kişiler fakirlik de korkutulacak. Sen bunu yapmazsan, şunu almazsan fakir olursun. Paran değersizleşir diyecek. Bir yandan da öğreniyoruz ayet kerimede, ya bu sıradan bir şeydir. Alışverişte faiz gibidir diyerek kandıracak. Aynen bugün olduğu gibi. Çünkü programımızın başında sizlerle ne paylaştık kardeşlerim? Fetva bulmak o kadar kolay ki her konuda fetvayı alabiliyorsunuz. Aynen o hale getirdiler. Basit, sıradan. Haber kanalı izleyeceksiniz. Hatta tematik dediğimiz yani muhafazakar insanların izlediği, tercih ettiği televizyon kanallarında bile haberde bir Allah dostunun vefatından bahsediyor. Üç dakika sonra bom bir banka reklamı çıkıyor. Gözünüzün içine böyle yerleştire yerleştire hoş geldin faiziyle yüzdeyi bilmem kaç faizle sizi karşılıyoruz. Daha fazla faiz bizde diyor. Bu ne lahana turşusudur ne perhizdir. Bir reklam çıksa buyurun sizlerle zina edelim. Hep beraber şurada buluşuyoruz ve siz bu kadar zina ederseniz biz de bu kadar size kolaylık sağlıyoruz dediği zaman en azından birileri çıkıp daya radyo televizyon üst kuruluna şikayette bulunur değil mi? Ne oluyor ya? ama Allah'ın haram saydığı bir şeye hele hele müsbet dediğimiz muhafazakar dediğimiz dinini, kitabını bilen kurum ve kuruluşların televizyonların radyo'ların bu şekilde özendire özendire reklamları yayınlamaları ne acayiptir. Kardeşlerim, işte bu konularda şeytan bize yaklaşıyor ve faiz yiyenler dünyadaki bereketi kaçırmış oluyorlar. Dünyadaki o zamanla ilgili bereketsizlik, yiyeceklerle ilgili bereketsizliği kaçırmış oluyorlar. Ve maalesef bu sadece bir kişiyi ilgilendirmiyor. Bir günah ne kadar çok insan tarafından bir yerde desteklenirse, uygulanırsa toplu bir bereketsizlik geliyor. Aynen Namaz örneğinde olduğu gibi, aynen zina örneğinde olduğu gibi neden bir yerde ne kadar namaz kılanlar, ya Rabbi ya Rabbi diyenler, secde edenler varsa onların duaları vesairesi ne güzeldir. Ne güzel Allah'ın izniyle bir bereket verir. Ama aynı zamanda düşünün, zina'nın çok işlendiği, faizin artık su gibi sıradan görüldüğü bir yerde de Gelen belalara şaşırmamak gerekiyor. E ben dört duvar içerisinde yaşıyorum, dışarıdan kapımı kilitliyorum, evimde yaşıyorum diyemezsiniz. O bela bir şekilde geliyor, toplu olarak yine o toplumu hedef alıyor. Şimdi bu ayetleri bugüne kadar duymayan bir kardeşim, bir Müslüman kadın veya erkek belki faize girmekle bile bile isteye isteye altını çiziyorum bilmeden demiyorum bile bile isteye isteye faize girdiğinde Allahu Teala'ya savaş açtığını bildikten sonra bir kez daha faize bulaşabilir mi bulaşmayacağını ümit ediyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman hemen böyle bir elimizi kalbimize doğru götürüyoruz kim peygamberin aleyhisselam ama düşünsene ahirete gitmişiz. Ahirette Allah muhafaza buyursun. Biz şefaatini beklerken tokadını yiyoruz. Veya görüşmüyor bizimle. Veya yüzünü ekşitiyor. Veya dargın olduğunu hissediyoruz. Allah muhafaza. Düşünebiliyor musunuz? Siz benim evime geldiniz. İbrahim abi davet etti. Çok güzel. Buyur kardeşim, yedik, içtik. E yatacaksın bugün. Ertesi gün gideceksin diyelim. Eğer ben eve geldiğinde sana suratımı asarsam böyle sahte gülümsemelerle ya uf yine mi geldi ya bu rahatsızlığımı belli edersem söyler misiniz siz o evde rahat olur musunuz ya nereden geldim sabah olsa da bir çekip gitsem bu evden dersiniz çünkü neden İbrahim senden rahatsız Allahu Teala da her şeyin sahibidir onun huzuruna geldiğimiz zaman efendim yılbaşı çekilişiydi şuydu buydu istemiyor kafama göre ya işte şundan dolayı hayır istemiyor sonuçlarına katlanırsın Allah muhafaza. Ve bunun sonuçları dünyadaki gibi bir kulak çekilmesi değil. Hani bir tabir var ya canın istiyorsa canı bazen insanın ekşili ister arkadaşlar. İşte her yaptığımızın, ettiğimizin hesabını vereceğimiz gibi Allah muhafaza eğer faiz günahını büyük görmezsek şeytanın vesveseleriyle ne var canım? Türünden devam edersek bu bizi helak eder. Haram gelir, Allah muhafaza, helali de götürür. Bugün buna aman ne olacak deriz, yarın normal normal bunlar sıradan deriz ve yarın öbür gün Allah korusun ortada ne dinimiz kalır ne imanımız. Bu kadar kendimize güvenmeyelim. Ne alakası var İbrahim kardeşim? Bir faiz için dinden, imandan mı çıkacağım demeyin bana ne diye diye zaten şeytan bir ok yerleştirir, o oku yerleştirdikten sonra aynı delikten diğer zehri de aktır. Bundan 50 yıl, 100 yıl önce nasıl bir ahlaki sistem vardı? Ondan 200 yıl önce nasıldı? Bundan 5 sene önce ve şimdiki halimizi düşünün, bundan sonrasını düşünün. Bunca açık şekilde insanların günah işlediği bir zaman yeryüzünde oldu mu? Belki olmadı, bilmiyoruz belki de bu kadar günahların sıradan hale geldiği bir zaman yaşanmadı. Lut kavminden mesela bahsedilir. En çok örnek verdiğimiz belki de odur değil mi? Zamanında neler olmuş işte. Ama onların bile belli yerlerde bunları yaptığını ve sayılarının az olduğunu biliyoruz. Bugün her şey var. Her şeyden fazla fazla var. Allah korusun. Elbette Allah Celle Celaluhu bir şeyi yasakladığı zaman, mesela zina demiştik o örnekten devam edelim, ne yapıyor? Zinayı yasak ediyor. Ama erkeğin gözünde kadını, kadının gözünde de erkeği arkasında koşturacak bir ateşle, yani sevgiyle tutuşturuyor, hevesle, istekle tutuşturuyor. Peki Allah sana zulüm mü diyor? Haşa! Bak, kadını sev diyor erkeğe, erkeğe de kadını sev diyor. Cinsi manada bir yakınlık, bir istek, veriyor ikisine şeytan peki bu görevine burada zina yaptırmak istiyor Allahu Teala sana bunu veriyor nikahı yap evlen diyor ötekisi de hayır diyor nikah yapmayacağım istediğim gibi takılacağım diyor mevzu budur yani haram her zaman böyle tatlı şeker gibidir bal gibidir ama haramdır öbür türlü imtihan neyle yapılacak ki Nasıl imtihan edilecek insan? Ne diyor Rabbimiz Celle Celaluhu? Şeytana tatlandır bu işi. Bakalım kimin ayağı kayacak, kimin ayağı kaymayacak. Bakalım hangi kullarım, hangi salih saliha kullarım kalacak dimdik ayakta. Ben Allah'ın izniyle bunu yapmayacağım diyen kullarım hangileri olacak? Kendisi en iyi bildiği halde bunu belki isteyecek. Bugün budur başımıza gelen, aynen zinada olduğu gibi, Allahu Teala ey kullarım, sizi birbirinize sevdirecek şekilde donanımlı yaratan benim, herkes helaliyle evlensin, gizli saklı olmadan şöyle, ama şeytan da gelecek, onun da görevi, hayır, gizle, öyle şahitli, maitli, bilmem neli uğraşma, Kimsenin haberi olmaz deyip zinaya götürecek. İmtihan da zaten bu. Bugün de faiz aynı şekilde. Bugün bir insan öz babasından, annesinden diyelim bir para isteyecek, borç isteyecek. O şöyle olursa, böyle olursa, bilmem ne falan ama aynı gün bir banka müdürü gelecek, bir kredi kartı verecek mesela veya sana şu kadar faiz veriyorum diyecek hemen gözleri parlayacak anne babanın böyle olmaz böyle olmaz Allah Celle Celaluhu Rum suresinde ne buyuruyor biliyor musunuz Gelin hep beraber dinleyelim belki ilk defa Rabbimiz Celle Celaluhu'nun faiz konusundaki şu sözlerine muhatap olacağız Bakara suresi 276 ve Rum suresi 39. ayeti Lütfen dikkatle dinleyiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faizi mahveder. Oysa sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkarda direnen hiç kimseyi sevmez. İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz Allah yanında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince işte onlar malları kat kat artmış olanlardır. Sadakallahülazim. Ya kardeşlerim, faizi batıracağını buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Efendimiz ve vesselam'ın veda konuşmasını hatırlayınız. Nelerden bahsetti? Nerede? Mina'da veda hacını bir kez daha irad etti, hutbe irad etti Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne yaptı? Neleri zikretti? Allah'a şirk koşmayın dedi mi? Evet. Benden sonra şirke bulaşmayın dedi. Evet. Birbirinizi öldürmeyin haksız yere dedi mi? Evet. Ama ne dedi bir de? Amcamla ilgili bir faizi iptal ettirdim. Kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız dedi, devam etti. İşte bize yasakladığı mevzulardan bir tanesini o veda hutbesinde, hayatı boyunca uyguluya geldiği her şeyin özetinde yine unutmadığı, unutturmadı Rabbimiz Celle Celaluhu, sakın birbirinizin kafasını vurmayın dedikten sonra, bilin ki faizi ayaklarımın altına aldım. İlk örnek olarak da amcamla ilgili bir faizi iptal ettirdim dedi bunu bir kez daha anlamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son defa aranızda bulunuyorum. Göreyim sizi her sene burada bulunun muhakkak. Beni göz yaşlarıyla anın da demedi. Ben gidiyorum dedi. Allah'a şirk koşmayın, cinayet işlemeyin, faiz yemeyin, kadınların haklarını unutmayın dedi gitti. Niye dedim biliyor musunuz? Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok özlediğini söyleyen, ağlayan, her kendisinin ismi okunduğunda sağ elini kalbinin üzerine götüren kardeşim, eğer faiz yorsan, eğer dedikodu gıybeti bile bile yapıyorsan, Allah korusun, eğer şirk koşuyorsan bu nasıl bir sevgi? Bizden istediğini yapmak sevgi göstergesidir. Değerli kardeşlerim. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Faizi vücudumuzda dolaşan bir kan gibi düşünün ne olur? Vücudumuz kanı sadece nerede biriktiriyor? Belli bir bölgede. Eğer böyle yaparsa, diğer organlara gitmesini engellerse, biriktirirse düşünün, organa kan gitmedi ne yapar? çalışmaz, görevlerini yerine getirmez ve insan organ yetmezliğinden dolayı ölüyor. Aynen onun gibi. Allah'a şükür bak bugün kalbimiz atıyor. Hangi organa ne kadar kan gitmesi lazım, o kadar gidiyor. Faiz bizi mahvediyor. Nesillerimizi mahvediyor. Nasıl organlara kan gidişini engelliyorsa öyle bir kist gibidir, tümör gibidir, daha da tehlikelidir faiz. Bugün öyle örnekler var ki, öyle özendirici şeyler var ki, aklınız almaz. Nisa suresinde geçiyor, 29. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaret de olursa başka kendinizi öldürmeyin şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir bugün faiz belası sadece günah olarak korkulması ve uzak durulması gereken bir şey değil neden Allah'ın yasakladığı her şeyde bir hikmet vardır bunun bazılarını şu gün için gördük, bazıları gelecekte de görülecektir. Neyi yasakladıysa, ey kullarım yapmayın dediyse, onda muhakkak bir fayda vardır insanoğlu için. Mesela içki. Bu içkinin faydalı olduğunu kim söyleyebilir? Dünyadaki bunca katliamın, cinayetin, o cinnet vakalarının, trafik kazalarının kaçta kaşı acaba içkiden kaynaklı? E zaten Allah bunu Celle Celaluhu haram kıldı. Peki aldatmak yani zina kim hanımının, kim kızının, oğlunun, kocasının, annesinin veya amcasının bir başka insanla bu işi yapmasını ister? İstemeyiz. Aklımızı bile getirmek istemeyiz. İşte bunu da yasaklıyor. Hırsızlık kim kendi parasının, biriktirdiği bir şeyin çalınmasını ister, rıza gösterir. Allah bunu da yasaklamış. Senin arkandan konuşulmasını istiyor musun? Hangimiz isteriz? Yasaklanmış. Ve neler emredilmiş? Bugünün tam istediği gibi insanoğlunun sadaka vermek. Sosyal yardımlaşma diyoruz buna. Zekat nedir? Sadaka nedir? Bu mevzuları uzatmak mümkün. Ama deriz ki son olarak Allah'ın haram saydıklarında mutlaka bir fayda vardır. Uzak durduğumuzda Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yine emir buyurduğu farzlarda da mutlaka bizim için bir hayır vardır. Bazıları bugün bilim olarak da ispatlanmış, bazıları ispatlanmayı beklemektedir. En doğrusunu Celle Celaluhu Rabbimiz bilir. O yüzden bugün faiz ile borçlanmış üreticiler elde ettiği üründen kar elde edebilmek için ürününü daha pahalıya satmak durumunda kalıyor. E bu sefer ne oluyor? Olması gerekenden daha pahalı hale gelen ürünü ihtiyaç sahipleri de zamlı alıyorlar. Faizin en küçük bir faydası yok. Az önce bahsetmeye çalıştığımız gibi zaten Allahu Teala'nın bir bildiği var. Faiz geliri insanların haklarının gasp edilmesine sebebiyet verir. Birileri zengin olur, birileri daha da fakir olur. Faiz ile borçlanmış bir üretici, mesela diyelim bir çiftçi ürünlerini dolu vurdu ya da hastalık oldu diyelim. Biriken faiz borcunun altından kalkamayacak ve bir süre sonra ana sermayesinden olacak yani tarlasını satmak zorunda kalacak. Bu örneği düşünün. Faiz geliri katlanan borcunu ödeyemeyen kişilerin yok pahasına satılan mülklerinden oluşacak. Bugün banka kredisi alınıyor, ev alınıyor, yükselen fiyatlar bazılarının hiç ev alamamasına, bazılarının da mesela krediyle alınmış bunlar, kredinin bilmem kaçta kaçını ödeyemediği için varlıklarına el konulmasına sebebiyet verebiliyor. Faiz büyük bir beladır. Faizde faiz veren de faiz alan da ortaktır. Biri olmadan diğeri olmuyor. İşte bu sebeple faizi alan da faizi veren de aynı günaha sahiptir denmiş. İkisi de olması gereken düzeni bozan ve faiz yiyen. İşte bu yüzden Rum suresinin 41. ayetini iyi dinlemek lazım. Hayatımıza baş tacı etmek lazım Şöyle buyruluyor İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden Hem karada hem denizde düzen bozukluğu ortaya çıktı Bunun böyle olması Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırsın diyedir Belki vazgeçerler Allah Allah daha nasıl aktarılsın? Daha Kur'an bize ne desin kardeşlerim? Bize öyle belalar, öyle hastalıklar, öyle fakirlikler, öyle bereketsizlikler getiriyor ki Allahu Teala belki kullarım tevbe eder. Ya biz bu faizle ne kadar hemhal olduk? Ne kadar küçümsedik? Oysa ki Allah'ın bir farzıydı bu, yasakladığıydı, daha doğrusu haramıydı. Uzaklaşmamız bize farzdı ben ne yaptım diye düşünmemizi istiyor. Bugün koronavirüsten bahsediyoruz vesaire. Şu aşımı bulunacak, maske bilmem ne kadar korumalı, mutasyona uğradı mı uğramadı mı dan önce neden acaba bu neden bizim başımıza geldiği düşünmüyoruz. Ve sorarak bu soruyla bitiriyorum programı. Söyler misiniz? Allahu Teala'nın bir haramının bu kadar kolay görüldüğü bakkala gidip sakız alıp işte ciklet alıp çiğnenip atılabileceği şekilde getirildiği bu kadar kolay görüldüğü başka bir zaman olmuş mu acaba? En inanıyorum diyen insanların bile ne yapalım yani işte 2020 deyip de kafasını eğdiği ve işine baktığı bir vakit oldu mu acaba Allah celle celaluhu bize neyi nasıl emrettiyse ve neyi nasıl yasakladıysa neyse kabul ettiğimiz zaman biz gerçek dindar oluruz İçinden seçip alınan beğendiklerim İslam'dan beğenmediklerim Haşa Kur'an-ı Kerim'de inandıklarım haşa inanmadıklarım diye bir İnanç sistemi yok. O insan sadece kendini kandırmaktadır. Kardeşlerim, içinden cımbızla elemeyelim. Tam teslim olmuş insanlardan olalım. Bizim yanımıza neyle gelirse gelsin şeytan. Evvela bu benim kitabımda var mı? Allah'ın Celle Celaluhu bu konuda bir yorumu var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda acaba ne buyurmuşlar? diye merak edelim. Şüpheli işlerden uzak durmaya çalışalım. Allahu Teala'nın huzuruna gittiğimizde boynu bükük kalanlardan olmayalım. Bugün inanın YouTube kanalının yorumlarına belki bakıyorsunuzdur. O kadar çok mesaj geliyor ki ilk aklıma gelenlerden bir tanesi faiz ile alakalı. Abimiz yazıyor, yengenizi diyor çalıştırmayacaktım, Yeni bir daire, bilmem daha güzel bir hayat için. Şurada oturalım, böyle asansörlü, böyle bilmem çocuk parkı ihtiva eden bir yer olsun. E ne oldu? Maalesef diyor, yuvamız yıkılma noktasına geldi. Bana yardım edin. Faize girdik, şuradan para aldık. Bereketimiz gitti. Evde huzurumuz gitti. Bir başka mesaj yine karı koca arasında. Eşini şikayet ediyor bir abimiz. Hanımım bana surat asıyor. İşimi görmüyor beni güler yüzle karşılamıyor. Lütfen biraz anlatır mısınız diye mesaja cevap veriyorum. Diyor ki iki senedir diyor bir şey yoktu. İki senedir çalışmaya başladı hanım diyor. Böyle oldu. Peki neden hanımınız çalışıyor? İşte ev kredisi yine aynı. Biz de dedik ki abi sen hanımına yat, kalk, dua et. Bir, mecbur muydu senin hanımın çalışmaya? Hayır sen bilerek isteyerek o hanım kardeşimi istemediği halde bir de yazmış onu da istemediği halde diyor hayat müşterek dedim diyor çalıştırdım diyor. Sen o kadıncağızdan hanımlık mı bekliyorsun? Çocuklarıyla ilgilenmesini mi bekliyorsun? Senin yavrularına kim bakıyor? O faizi yedikten sonra Allah muhafaza gırtlaklarından geçtikten sonra ne faydası var? Yine son olarak şu mevzuyu da aktarmak istiyorum. Çekilişler, yılbaşı ile alakalı şunlar bunlar yine gündemde maalesef aynı faiz olayı neyse Allah'ın haram saydığı terlemeden ele geçen o bereketsiz paranın yani kumarın bir çeşididir bunlar. Ve bunlar dinimizce haram olduğu halde aynen faiz gibi maalesef düşünülmektedir. Umre'ye giden, hacca giden neneciğim, dedeciğim o bilet kuyruklarında bir kendisine soru sorulduğunda anneciğim sen domuz eti yer misin? Haşa kızım sen ne diyorsun? Bak benim başörtüme benim sakalıma falan. E peki anneciğim dedeciğim bak elinde senin Allah'ın yine haram saydığı domuz eti neyse bu var. Bunu sana haram etmiş. Diyanet de haram diyor. Bütün cemaatler haram diyor. Yani bir yerden küçük de bir böyle bir parça yok helaldir canım al ne olacak diyen bir zihin yok şu anda. O kadar garip hoca kılıklı insanlar olduğu halde. Ama şeytan ne yaptı? Hacca gitmesine engel olamadı, umreye gitmesine engel olamadı. Başörtüsünü taktırmamak istedi o teyzemiz taktı. Ama neyle kandırdı? Gitti o çekilişe zoka yuttu şeytandan. Ve şeytan nasıl seviniyor? Oh canıma değilsin. Sen başörtünü çıkarmazsın ha? Ya, umreye gidersen öyle mi? Namaz kılma dedim sana namazını kılarsın öyle mi? Ben de Allah'ın bir başka yasakladığı şeyi sana yuttururum dedi. Kılı kıyafetine baksanız sanki bir medreseden çıkmış. Hanım kardeşim veya beyefendi kardeşim. Bu kuyrukların içerisinde. Ben komşuma alıyorum da. aman işte öyle bir. Bir de ne ne diyorlar biliyor musunuz? Bu çekiliş konusunda. Hayırlısı bakalım inşallah bana çıkar diyor. Hem Allah'ın haram saydığı bir şey ortada, hem inşallah diyor Allah'ın izniyle diyor bana çıkar diyor. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Ne hale geldik? Cehalet diz boyu kardeşlerim. Hatta diz değil neredeyse artık nefes alamayacak haldeyiz. O yüzden bu konuda da sizleri uyarıyorum. Sizler zaten benden daha akıllı insanlarsınız. Ama hatırlatıyorum. Birbirimize inşallah bağışlanırız. Hatırlatırız bir şeyleri. Kurtuluruz. Ümidimiz bu. Rabbimiz Celle Celaluhu tüm günahların ne kadar günah varsa etrafımızda kendimiz yakın gördüğümüz, görmediğimiz, kendimize güvendiğimiz, güvenmediğimiz hepsinden bizleri muhafaza buyursun. Kul hatasız olur mu? Kusursuz olur mu? Olmuyoruz. Ama inanıyoruz ki kul olarak hep beraber Rabbimiz Celle Celaluhu eşi benzeri olmayandır. Bütün bize yasakladıklarında bir hikmet vardır. İnanıyoruz, itikad ediyoruz ve bize emrettiği her şey yapmamız gerekenlerdir. Her ne kadar yapamıyor olsak da vallahi Rabbim haklıdır. Onun hiçbir dediğinde yanlış yoktur. Bak ne kadar yapamıyorsam da Rabbim haklıdır. Böyle yapmam gerekiyor ama yapamıyorum demek bir kurtuluştur. Bir gün inşallah yapmaya adaydır o insan ama en tehlikelisi nedir biliyor musunuz? Dindar olduğunu zanneden, cennete gideceğini zanneden, kendini evliya zanneden, yok sırtına bilmemnin mührü vurulmuş, bilmem hangi peygamberlerle namaz kılmış, diğer insanlardan üstün hale geldiğini zanneden kendini cennetin bilmem hangi katında yeri ayrılmış, sanki bir otel odasında kendisine bir rezervasyon yaptırılmış hisseden, kendinden çok emin insanlar esas sıkıntıya uğrayacaklar. Allah Celle Celaluhu haramlardan uzak buyurduğu gibi bize ibadeti sevdirsin, kardeşliği sevdirsin, insanların gönüllerine hitap etmeyi, yaşantısıyla düzgün, dürüst, vefalı, tebessüm eden, hayır sahibi Müslümanlar eylesin kadınıyla erkeğiyle. Başka insanların İslam'a gelmesine, şevk kazanıp namaza başlamasına, örtünmesine, içkiyi bırakmasına, geçen sene belki o şans oyununu oynuyordu, bu sene tevbe etmesine, Ya Rabbi, vallahi ben artık tevbe ettim, bunu böyle bilmiyordum, diyenlerin dualarına girmeyi bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu, caymaktan, kaymaktan, yoldan sapmaktan, nefsine uymaktan, insi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve